Bani Saat Elçileri. Bani Saat kabilesinden Numan namli bir kişi şundaq rivayet kılır kim. Kabilemizden bir neçe kişiler bilen Resulullah'a elçi bulup geldik. Uçağda Arap halkı iki sınıf bulmuş ediler. Bir kısmı yarısı öz ihtiyarıcı İslam'a kirip mal canlarına aman tapmış edi. İslam'ını kabul kılmagan ikinci kısım korkunç astıda kalmış ediler. Öz yerimizden çıkanımızca doğru kelip Madine şehri içige kirdik. Masjid eşige aldıge kelgenimizde karısak bir cenaze hazır durmuştur. Resulullah kelip cenaze namazını masjidde okudular. Biz yersek bir cayda bu namazge katnaşmay karab durduk. Sonra namazdan boşa geç bizge karadılar. Bizni çakırıp ''Kaysı kabileden bulursuz?'' deyip soradılar. ''Bani Saad Huzaym'dan bulurmuz, Müslüman erurmuz?'' dedik. ''Andak irsa bu ölgen braderingiz cenazesige neçük koşulmadingiz?'' dediler. Anda biz aittik ''Ya Resulullah, sizge bayat bermasdan ilgari mundoq işler caiz bo'lmagay deb o'yladik.'' Resulullah aittiler ''Kaysi joyda iymon keltirur ersangiz, to'liq musulmon bo'lursiz. Butun islom hukmi sizga lozim bo'lg'ay.'' So'ngra barchamiz qo'llarini tutib, bay'at topshirdik va qaytib o'z o'rnimizga keldik. Ichimizda eng kichik yosh bir kishimizni qo'shxonamizga qo'yib ketgan edik. Xiyol o'tmay, ortimizdan odam yuborib, Rasululloh bizni qaytarib keltirdilar. Bu yosh kishimiz ilgarilab kelib, Rasulullohga bay'at berdi. Biz ani taqdim qilib, ''Ya Rasululloh, bu kishi ichimizdagi eng kichigimiz va xizmatchimizdir.'' dedik. Anda Rasululloh, ''Sayyidil qavmi xodimuhum.'' Ya'ni bir qavmning raisi u qavmning xizmatchisi bo'lur. Alloh unga barokat bersin, deb duo qildilar. Shu onda duolari qabul bo'lib, barimizdan Qur'onni yaxshi o'qidi. Unga kun sayin qilgan ishlari barokatlik bo'ldi. Buni ko'rib, Rasululloh uni namozda bizga imom qildilar. Yosh bo'lsa ham aqli va axloqi ortiq bo'lganlikdan qabilamiz ustiga uni amir qo'ydilar. So'ngra har qaysilarimiz bir necha o'qiya kumushdan hadiyalar olib, o'z yurtimizga qaytdik.